Delimine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da macera dolu bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün ormanın derinliklerinde Yasir abimle beraberim. Hoş geldin abi kanalımıza. Evet, gördüğünüz gibi ormandayız. Sadece kuş sesleri, etrafta uçuşan kelebekler ve biz varız. Bugün yanımızda getirdiğimiz ilkel ekipmanlarla beraber kendi yaşam alanımızı kurup ormandaki zorlu koşullara karşı mücadele vereceğiz. Yanımızda sadece ilkel aletler var. İlkel yani... Fener var ama. Ya çok da ilkel değildi. Yarı ilkel. Yarı ilkel yani. Böyle portatif bir kürek. Balyoz. Balta. İkimizde de birer matara su. Birer matara su. Şimdi kendi yaşam alanlarımızı kurmaya çalışacağız. Aklımda çok güzel fikirler var. Şimdi Yasir abimin yanında paylaşmak istemiyorum. O da bir şeyler yapacak. Ben de bir şeyler yapacağım. Günün sonunda kazananı siz seçeceksiniz. Hayır öyle bir şey yok abi. En uzun süre dayanan. Yok. Kendi takipçileri. Hop hop hop. Siz takipçi. Bunu takipçisiniz. Bunu seçersiniz. Belli seçin. Doğada olan insanın neye ihtiyacı var abi? Barınma, yeme içme. İlk tane korunma. Korunma. Korunma için ne yapman lazım? Ev yapman lazım. Barınma için ne yapmam lazım? O şekilde korunmadan bahset. Artık konuyu fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Hani senin aklında ne var bilmiyorum ama benim çok zamana ihtiyacım var. Umarım kaybolmazsın, umarım başına bir şey gelmez. Ormanın içerisinde en uzun süre hayatta kalan, pes etmeden en uzun süre dayanan kazanacak. Sadece aynen. Birer matara suyumuz var. Birer matara suyla. Başlayalım mı? Başlayalım. Ekipmanların yanında. Yanımda abi her şey. Son bir kez sarıl isterse. Hadi bakalım. Başarılar abi. Hadi sana da başarılar. Gel benimle gel. Hadi sana da başarılar. Arkadaşlar şimdi önümüzde uzun bir vakit var. Siz kaç dakikalık bir video izleyeceksiniz bilmiyorum ama sonuçta şu anda ormandayız. İlk insandan bahsedelim mesela. Homo sapiens'in doğadaki kaygıları neydi? Barınma, beslenme, üreme. Onu burada yapmayacağız. Başka ne var abi? Bir de korunma. Dış tehditlere karşı korunma vardı. Barınmadan başlarsak Antalya'dayız abi. Hava sıcak. Benim böyle uzun kollu ve uzun giyinliğime bakmayın. Altıma mesela ben tayt giydim. Böcekler ısırmasın diye. Çok korkuyorum. Böcek, yılan. Onun haricinde Antalya'da olduğumuz için hava sıcak. Gördüğünüz gibi terliyorum. Barınmada bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Tek derdim beslenme. Temiz su olabilir. Bir matara su yetmeyebilir. Başka ne var abi? Senin aklına bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Hadi gidelim. Koşmamıza gerek yok herhalde. Yani. Harbiden doğanın içindeyiz. Nereye koşalım? Şehirde bir yere yetişiyormuş gibi. Koşmama gerek yok. Yanımızda hiç yemek getirmedik. Kurallarda yemek hiç yoktu. Burada çalı çırpı gibi bir şeyler var. Buradan böğürtler tarzı şeyler toplayabilirim. Bak mesela. Yenemeyenler mi? Onu da bilmiyorum ki. Abi bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bayağı da sert olmamış gibi ya. Ne abi bu? Bunu bilen var mı? Yok abi ben bundan bir tane deneyeceğim sanırım ya. Zamanı gelince acıkacağım. O yüzden de bunu şu anda bir tanesini deneyeceğim. Siz ormana çıkıp doğaya çıkıp bilip bilmediğiniz şeyleri yemeyin. Ya zehirli olabilir. Bak yiyeceğim. Bunu yemeyin arkadaşlar. Bu sümük gibi tadı var. Yemin ederim sümük gibi tadı var. Evet arkadaşlar yarışma başladı. Yasir abimle ayrıldık. Şimdi önceliklerim var. Önceliklerimden birisi kendime barınacak böyle bir kulübe yapabilmek. Kulübeyi yapabilmek için de ağaca ihtiyacım var. Ağaç kesmek istemiyorum. Ağaç, yani baltam var normalde. İstesem keserim ama kesmeyeceğim. Ağaçlara zarar vermeyeceğim. Daha çok ağaçlardan düşmüş dalları böyle budayarak, temizleyerek kendime bir yer yapmak istiyorum. Mesela bak şurada güzel bir alan var, tamam mı? Gel abi. Şu tahtalar görüyor musun? Yerlere dökülmüş hep. Bunlar hep ağaçlardan kırılıp böyle artık yağmurla bilmem neyle düşen tahtaları. Bu tahtalardan bol bol toplayıp kendime barınacak bir kulübe yapmaya çalışacağım. Şimdilik şunları da şuraya koyayım. Bak görüyor musun dalları? Bu dallar hep benim işime görecek. Şöyle şu şekilde bir tane şuraya, bir tane şöyle çapraz bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bunlardan 10 numara kulübe yaparım ben. 10 numara kulübe yaparım. Şu tahtaları toplayacağız. Bir bakalım neler bulabiliriz. Ondan sonra başlıyoruz. Arkadaşlar, en önemli etken olan barınma. Yani kendime ev yapabilmek için orman derinliklerinde böyle kurumuş, düşmüş, parçalanmış dalları temizlemeye, çıkartmaya çalışıyorum ama çok fazla dikenli böğürtlen sarmaşığı var. O yüzden şöyle dalları bulup toplayıp, bundan 20 tane falan toplamam lazım. Onları toplayıp kendime ev yapmaya çalışacağım. Ev çok önemli. Şöyle kulübe gibi bir şey yapsam var ya, önüne de ateş yaksam. Mis. Hadi devam edelim. Arkadaşlar bu matara 1 litre falan. 2 saattir bir şu kadarını falan içtim. En büyük problem su. Bu yakınlarda nehir falan var. Yani nehrin suları da pis artık. Lahmlar falan nehir akıyor da. Bir su damıtmaya çalışacağım. Su elde etmeye çalışacağım. En büyük problemim abi su ve yemek. Her yer çam ağacı. Ne yiyebilirim ki? Bilmiyorum. Gel.
Oğlum çok güzel lan, göstersene bak. Sanki Yüzüklerin Efendisi burada çekilmiş gibi değil mi? Gel. Bu ormanda domuz var, ayı var, kurt var. Öyle olduğu için de tabii ki dikkatli olacağız. Yanımızda kesici delici alet de getirdik. Bıçak falan getirdim, o da ilkel alet. Mesela geldik, yol bitti. Sarmaşıklar her yeri sarmış. O yüzden keşif olayını biraz artık azaltıp enerjimi daha az harcayacak şekilde hareket edeceğim. Ama daha bir yiyecek bir şey bulamadım, ona göre devam ediyoruz. Bak bunlar mesela, bak gel. Bunlar muşmula ama daha olmamış. Bunlar yenecek, bir tane tane bakayım abi. Yok lan, olmuş. Ama az olmuş daha yani. Ağzımı uçtu o. Domuz yani şuradan gelse çakar yani boynuzu. Buradan gitmeyelim abi, çık çık çık. Kameramana yazık arkadaşlar, buradan çıktım. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi size projemden bahsetmek istiyorum. Bulduğum, topladığım tahtaları buraya yığdım. Evin ana temelini, çatısından geçecek olan tahtayı buraya yüklemeyi düşünüyorum. Ya da belki şu tahtaya yüklerim. Çünkü burası bayağı sağlam. Bunun üzerine kurduktan sonra yavaş yavaş etrafından böyle şöyle anlatayım. Şunu şuraya koyacağım abi, mesela şu şekilde diyelim. Bunu bu şekilde buraya sabitledikten sonra kızılderili evler olur ya böyle üçgen. O tarz bir şey yapmaya çalışacağım. Bayağı ümitliyim. Şu arkada gördüğünüz ağaçlarda sarılmış olan sarmaşıklarla da üstünü, yanlarını falan kapatacağım. Başlayacağım, bakalım, heyecanlıyım. Bacaklarını birazcık toprağın içine gömmek istiyorum. Direkt toprağın üzerine koyarsam bu tahtalar belki yağmur yağdığın zaman ya da diğer tahtaların yükü üzerine bindiği zaman düşebilir. O yüzden şu şekilde ilk tabanını bu şekilde yapacağım. Yani evimizin yüksekliği yaklaşık 1.75. Benim boy hizamda olacak 1.75 gibi. Ve o ağaçtan buraya kadar uzatacağız aynen bu şekilde. Bildiğiniz şu şekilde bir korunak yapacağım kendime, ama bu alanda kendimi geliştirebilirsem, bir şeyler öğrenebilirsem ilerleyen süreçte belki ağacın üzerine bir ağaç ev yaparım, belki kendi spor salonumu yaparım, belki havuzumu yaparım. Çok heyecanlıyım, inanılmaz stres atıyorum. Devam ediyorum. Bakar mısın? Şurayı bir gösterir misin? Arılar kabuk mu değiştirmiş yoksa ağaçta sıcaktan kurumuşlar mı? Orasını bilmiyorum ama patika yola geldik. Ormanın patika yolu. Hayda! Bak 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 bak! Bak 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 bak! Arkadaşlar! İstiridye mantarıyla beraberiz. Sabahtan beri arıyorduk. Yol boyunca ben bir sürü şu anda mantar görüyorum. Şöyle göstereyim size. Zarar vermeden çıkarmak istiyorum. Bu bence yenir yani. Çantamızı atıyoruz. Burada daha çok mantar göreceksin elini. Ohohohoho! Göster abi, göster. Bu ne? Bu ne oğlum? Şirin baba mısınız? Bu ne lan? Böyle mantar mı var? Kocaman abi, kocaman. Abi bildiğin şirinle... Bak bunlar zehirli işte. Bak daha aynı bulduklarım zehirli değildi ama bunlar zehirli işte. Bak bildiğin şirinlerin köyünü istila ettik arkadaşlar şu anda. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak bak. Köke bak. Köke bak. Oğlum bu ne lan? Şuna bak. Magic mushroom o. Bu ne oğlum? Bulduğumuz mantarların büyüklükleri şu şekilde. O bildiğin ağaç gibi olmuş yalnız şeyi sapı. Gel gel. Gel gel. Allah'ın aşkına abi gel. Şunu tat. Şunun tatlılığına bak. Şunun tatlılığına bak abi. Bunlardan kesin bir tanesini bu şekilde götürüp Abdü'ye şov yapacağım en son. Abdü'ye hava atacağım lan. Şunu yanıma alıyorum. İki tane çok güzel mantarım var yani, kusursuz, şekilleri kusursuz. Bunun bir tanesiyle Abdü'ye hava atacağım. Birini yanıma alıyorum. Instagram'a falan da fotoğraf atarım ben bunu. Unstoppable, baby. Unstoppable.
Yani tam anlamıyla bir şeye benzemiyor. Şu an hala iskelet halinde. Ama yanlarını ve üstünün sarmaşıklarını çıktıktan sonra normal bir hale getirdiğimizde resmen bir kulübe halini almış olacak. Önünde ateşimizi yakıp gerçekten gerçek dostlarla sohbet edebileceğiz. Burada sizlerden birilerini de ilerleyen zamanlarda ağırlayacağım. Instagram DM'in adresinden bana mesaj atmayı unutmayın. Devam ediyorum o zaman. Yeah, I'm such a jerk though. From the block to the poor room, the kid put in work, yo. Sırtımı ağaca verdim. İlk başta çalılıklara vermeyi düşünüyordum. Ama ağaca verdim sırtımı. Neden sırtımı ağaca verdim? Çünkü arka taraftan herhangi bir saldırı olma durumunda ormandayız. İşte domuz gelebilir, ayı gelebilir, kurt gelebilir. Arkamdan gelemez, kapalı. Ön tarafıma da ateş yakacağım. Hayvanlar zaten ateşten korkan yırtıcı hayvanlar. Bu şekilde korunmuş olacağım. Ufak ufak bir şeylere benzemeye başladı. Bitirdikten sonra çalılıkları üzerine serip evimizi hazırlamış olacağız. Devam ediyorum. Gel. Burada daha önce bir şeyler yaşanmış belli ki. Nehir var. Gördüğünüz gibi. Köpek sesleri geliyor, yemin ederim korktum. Ya bildiğin hazırda kalacak yerler var arkadaşlar burada. Muhtemelen buradan tekne indirip bindiriyorlar. Gel. Göstersene şurayı. Buradan nehri tekne indiriyor arkadaşlar belli ki balıkçı abilerimiz. Bildiğin kendilerine barınak yapmışlar. Ben geceyi hile sayılmazsa burada geçirmeyi düşünüyorum abi. Ya şimdi eğer Abdü kendine bir yer hazırlıyorsa, bir ev falan hazırlıyorsa, tamam mı? Benim burada kalmam yanlış evet ama ne bileyim abi, keşfettim. Sanki Amerika'yı keşfettik ha. Yani burada gece yatılır abi. Burada gece yatılır. Ama dediğim gibi Abdü kendine bir yer hazırlıyorsa, ki Abdü'nün ben kafa yapısını biliyorum, o kendine kesinlikle bir kulübe, bir ev yapacaktır. Eğer öyle bir şey yaptıysa bizim yaptığımız hile oluyor. Bilmiyorum, gece çok üşürsem kalabilirim. Yemin ederim bak, nehrin dibi, şurada uyuyacaksın. Aa bak, gel. Bak, sabun var. Burada balıkçı abiler yaşıyor. Belli ki burayı mevsim mevsim kullandıkları oluyor. Ama şu an kimse yok, kalabilirim. Söz vermiyorum, kalabilirim. Çok zorlanırsam burada kalacağım. Ve çok güzel bir görüntü var. Güneş batmaya başladı. Akşam saatleri oluyor. Çok da geç olmadan evi bitirmem lazım. Şuradaki sarmaşıklara gideceğim. Birazcık sarmaşık yolacağım. Evin artık üzerini kapatmaya başlamam lazım. Gördüğünüz gibi iskeletimiz bu şekilde oldu. En son altındaki, zemindeki dikenleri falan da toparlayacağım. Eldivenlerimi de giyiyorum. Gidiyorum sarmaşık toplamaya. Şuradaki daha güzel. Bak göster abi. Görüyor musun? Altta ağaç var. Ağacın üzerini sarmış. Bunlar bu ağacı koruyorsa eğer... Birazcık kirleneceğim ama eğer bu ağacı koruyorsa bunlar benim evi de korur. Sarmaşıklar bayağı dikenli. Bu şekilde sarmaşıklarla hem doğal bir görünüm verip hem de etrafını kapatacağım. Tahtalar çok kuru olduğu için hemen yandı. Hemen tuttular. Güzel bir ateşimiz olacak, sıcak. Hava serinlemeye başladı. Gece bayağı soğuk olacak gibi görünüyor. Eğer bir gün ormanda ateş yakıyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Bizim kamera arkasında bu tür durumlara müdahale edebilecek ekip arkadaşlarımız var, tam teçhizatlı. O yüzden biz rahatlıkla ateş yakabiliyoruz. Ateş yakarken dikkatli olalım. Çünkü ormanlarımız bizim her şeyimiz. Ormanlarımız ciğerlerimiz. Bu da sosyal mesaj yani. Güneş battı ve yavaş yavaş hava kararmaya başladı. Hedefim hava kararmadan barınağımı yapmak, ateşimi yakmak ve rahat bir şekilde uyuyup keyfini çıkartacağım bir ortam kurmaktı kendime. Ben hedefimi başardım. Böyle bir alan kurduğum için, kendime böyle bir şey yaptığım için inanılmaz mutluyum. Şu an hava serinledi iyice ve ateşin ayağıma vurdurduğu sıcak cidden paha biçilemez. Keşke yanımda çaydanlık da olsaydı. Bir de çay koyardım böyle. Efsane olurdu. Neyse, bir dahaki sefere yanımda çay da getiririm. Ben kazandım abi. Öyle veya böyle. Tercih sizin. Bilmiyorum Yasir abi ne yaptı ama eminim böyle bir şey yapmamıştır. Benim keyfim yerinde. Gece burada kalmak açıkçası hile olur. O yüzden Abdü'nün yanına gideceğim. Bakalım o ne yapmış. Eğer bir kalacak yer yaptıysa onunla kalmayı teklif edeceğim. Bilmiyorum, kabul eder mi? Hadi gidelim. Ya buraya insan eli değmiş abi, baksana. Burada birileri yaşıyor yani. Hiç doğal değil. O yüzden Abdü'nün yanına gidelim. Bir sürü pompalı tüfek mermisi buldum. Onu göstermek istiyorum. Mantarlarımın yanında görüyorsunuz. Bir sürü pompalı tüfek mermisi buldum. Hayvanlara zarar vermek, hayvanları mermiyle yaralamak kadar
kötü bir şey yok bence. Hele ki kuşları falan vuruyorsanız çok acı verici bir şey, biliyor musun? Domuza sıkıyorum desem bile ormandayız abi, adam nerede yaşayacak? Burası onun doğal ortamı, burada yaşaması lazım. Bilmiyorum aga. Vicdanınız nasıl alıyor gerçekten bilmiyorum. Arkadaşlar, Abdü'yü bulduk. Zaten Abdü'yü arıyorduk bildiğiniz gibi, yoksa yani onun yanına gelmek için değil. Niye geldin? Hoş geldin de. Allah'ın Allah'ın ormanı oğlum, orman kanunları. İstediğimiz yere gideriz, gel arkadaşım. Nasıl olmuş? Ev yaptın. Oğlum harbi kendine çok güzel olmuş lan. Hani çok sağlam mı? Oha arkadaşlar. Kaç saat uğraştın? Bayağı uğraştım işte, gittiğinizden beri uğraşıyorum. Oha. Bak gel. Gel bak bak. Burada ateşimiz bak. Nasıl? Fener de taktım. Fener de oraya taktım. Güzel, sen niye geldin? Yapmadın mı bir şeyler? Harbi yapmadım. Yalan söyleme, ne yaptın? Yemek topladım. Harbi mi? Aynen. Bir barınak yok mu? Yok. Bir teklifte bulunacağım ben. Ben şimdi yemekleri buldum. Onda ateş ve ev var. Ben sana ev vereyim, sen bana yemek ver. Çünkü harbiden... Arkadaşlar, acıktı. Sen yemek toplamadın mı? Yok hiç, bunu yapana kadar yemek toplayamadım. Arkadaşlar, Abdü ev yapmış, ben de yemek topladım. Demek ki birlikten kuvvet var. Yasir abimle normalde evimi hayatta paylaşmam ama karnım aç olduğu için mantar getirdi. Çubuğa takalım, ondan sonra pişirelim yiyelim. Daha var mı? Çok var. Hadi gel. Evet arkadaşlar, günün sonuna geldik. Ve ikimizin de neler yaptığını sizler izlediniz. Ben daha Yasir abinin neler yaptığını, o da benim neler yaptığımı bilmiyor. Aslında o ya biliyor. Sen ev yapmışsın işte. O biliyor. Evimi gördü, işte ateşi gördü vesaire. Şimdi kazanan arkadaşlar siz belirliyorsunuz. Yorumlarda Yasir abimi kazandığını düşünüyorsanız Yasir, benim kazandığımı düşünüyorsanız da Deli yazıyorsunuz. Ya senin takipçilerin şimdi, senin takipçilerin oldukları için... Yok tamamen arkadaşlar objektif yaklaşın. Bir kere de bana oy verin ben. Burada prim yapmak için değil ama bana oy verin arkadaşlar ya. Arkadaşlar, bir kere de ben kazanayım be. Videomuza like attığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsizken abone olmayı unutmayın. Emek verilen videoları izleyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ya adam bunu yapanların videosunu izliyor. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapıyoruz yani. Bu kadar. Eyvallah.